Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle kısaca Parkinson hastalığı hakkında konuşmak istiyorum. Son derece önemli. Belki 150 yıldır tıbbın çok ciddi dikkatini çeken bir hastalık ve günümüzde çok sık karşılaşılıyor. Genç yaşta da tabii ki görülebilir ama özellikle ilerleyen yaşlarda Parkinson hastalığı maalesef karşımıza çıkabilmektedir. Değerli arkadaşlar, ülkemize veya dünyaya baktığımız zaman yaş ortalaması 19. 18. 17. yüzyıllarda çok düşüktü. Belki ileri yaş insanları görmek çok daha az olduğu için Parkinson hastalığını da sık olarak görmemiz pek mümkün olmuyordu. Ancak özellikle ilerleyen yaşlarda Parkinson hastalığı çok ciddi artmaktadır. Bunun mantığına baktığımız zaman beynin bir bölgesinden dopamin salgılanıyor. İşlev yapan bu hücrelerin kaybına bağlı olarak %70-80 gibi bir kayıp sonrasında bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Örneğin %21 kayıp genelde tolere edilebiliyor. Ancak %70-80 olunca çok ciddi belirtiler ortaya çıkıyor. İlk önce hastalarımız işte uyku esnasında konuşma, değişik tepkiler verebilirler. Bunlar Parkinson'un ilk belirtileridir. Takip eden süreçte de vücudun sadece yarısında, her iki elinde değil, tek bir elinde titreme şikayetleri görebiliriz. Peki bu titremeye tremor diyoruz. Başka sebeplerden olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ancak Parkinson'un özelliği bu titreme esnasında eğer hareket edersek, hareket ettiğimizde titreme tamamen ortadan kalkar. Ve hastalık biraz daha ilerledikten sonra sadece tek bir taraf değil, her iki elde veya vücudun her iki tarafında çok rahat görebiliriz. Bu dopamin hem kas iskelet sisteminin nöronlarına etki ettiği gibi, sinirlerine etki ettiği gibi aynı zamanda bilişsel etkileri de var. Bu nedenle dolayı kişinin hem motor fonksiyonlarında bir örneğin yürüme, konuşma, çiğneme, bu tip fonksiyonlarında işte yüzündeki kaslardaki mimikler, bunlarda bir yavaşlama olduğu gibi düşüncesinde de çok ciddi bir yavaşlama görmekteyiz. Başka diğer hastalıklardan ayırabilmemiz için biz genelde hastalara beyin MR dediğimiz tetkiki yapıyoruz. Herhangi bir kitle başka bir bulguya saptanmazsa bu tip durumlarda Parkinson hastalığının tanısını çok rahat konulabilir. Erken zamanda tanısı konulan ve tedaviye alınan Parkinson hastalıkları çok daha idare etmesi ve barışık bir şekilde hastalıkla kişinin yaşam sürdürmesi mümkün olabilmekte ve uzun süre ciddi sıkıntıları olmuyor. Ancak kontrolsüz olduğunda çok kısa bir sürede hasta yürümekte çok ciddi zorlanır. Öne eğilerek yürüme ihtiyacı hisseder. Bunun yanında yutma veya yediği içtiğinin sindirme olayında çok ciddi sıkıntılar maalesef yaşayabilmektedir. Sonuç olarak şunu çok rahat söyleyebiliriz. Parkinson hastalığı tamamen kesin bir tedavisi olan bir durum değil. Genetik ve çevresel faktörlerin ciddi etkisi var Parkinson'un ortaya çıkması için. Ve ileri evrede eğer herhangi bir ilaç tedavisiyle cevap alamazsak hastalara da bunlara bir beyine yerleştiren bir elektrot sayesinde beyin içerisine buradan Parkinson bulgularının şikayetlerinin ortadan kalkmasına sebep oluyoruz. Ve bunun genelde pili cilt altına, göğüs kafesinin üzerinde herhangi bir yere yerleştiriliyor ve bir ucu da kabloyla beyin içerisine yerleştiriliyor. Bunun ameliyatı biraz özellikli arkadaşlar. Bu ameliyatta hastanın şuuru açıkken özellikle o elektrotları yerleştirmek gerekiyor. Sebebi de şu: beyin gerçekten bir derya deniz. Bildiğimiz şeylerle bilmediklerimizi kıyasladığımızda belki beyinle ilgili bildiğimiz kısım %1'ler civarındayken %99'unu bilemiyoruz. Burada herhangi bir yanlış müdahale yapmamak için ve tam yerine elektrodu yerleştirmek için uyarılar gönderiliyor ameliyat esnasında ve hasta elin hareket etmesi isteniliyor, ıslık çalması isteniliyor. Burada tremorun ortadan kalkması artı başka anormal bulguların oluşmadığını görmek, yerleştirdiğimiz elektrodun tam istediğimiz bölgede olduğunu gösterdiğinden dolayı bu aparatı
tam düzgün olarak yerleştirdiğimize emin olduktan sonra evet işlemimize son verebiliriz. Bataryayla irtibatını sağlayıp kapatıyoruz. İlk aşama genelde lokal anestezi ile yapılıyor. İkinci aşama ise bu beyinle ilgili olarak müdahaleyi ettikten sonra oradan ufak iki tane küçük delik açılarak bu aparatlar yerleştiriliyor. İkinci olayda ise cilt altına, bu biraz daha ağırlı olabileceğinden dolayı diğerinde ağrı kesinlikle hasta hissetmiyor. Ve biz burada onun tepkisine bakarak işte tamam bu yerleştirilmiş veya yerleştirilmedi şeklinde çok rahat olayı değerlendirebiliriz. Ama ikinci aşamada cilt altında ilerlediğimizden dolayı hasta ciddi uyarı alabilir ve tercihen genel anestezi yapılıyor. Sevgili arkadaşlar, bu tip bir ameliyatta, Parkinson'la ilgili yapılan ameliyatta genelde nörolog ve beyin cerrahı beraber hareket ediyorlar. Beyinden gelen sinir iletilerinin cevabı olarak diye düşüneceğimiz uyaranları beraber değerlendiriliyor. Ve değerlendirdikten sonra her şey yolunda giderse yaklaşık birkaç saat gibi bir sürede bu ameliyat başarılı oluyor. Ve ameliyat sonrasında da tremorun tamamen kaybolduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Hepinize saygılar ve mutlu günler diliyoruz.